Şimdi festivale hazırlanıyorum. Bratislava'nın merkezine yakın bir yerde şehir festivalleri varmış. Onun için makyaj yapacağım şimdi. Makyaj yaparken sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Estée Lauder'ın Double Wear fondötenini kullanacağım. Şimdi ben ne fark ettim biliyor musunuz? Ben Bratislava'da yaşıyorum ya. Bratislava nerede eğer bilmiyorsanız, Slovakya, Avusturya'nın, Macaristan'ın, Çek Cumhuriyeti'nin yanında olan bir ülke. Şeyin ortasında olan bir şehir, Orta Avrupa'da. Slovak insanı mı, Orta Avrupa insanı mı, yoksa benim yanlış gözlemlerim mi tam emin değilim. Zaten herkes biliyordur, Avrupa insanı biraz soğuk. Ama kendi aralarında da soğuklar, kendi ilişkilerinde de bence bir uzak gibiler. Ama onlara yani Avrupa insanına soğuk olmalarına rağmen çok yakınmış gibi geliyor olabilir. Ama bizim için yani Türkiye'den gelmiş biri için en azından asla arkadaşlarımla Türkiye'de olan o sıcaklık buradaki bir yabancıyla olmayacak, onu biliyorum. Bu dediğim soğukluk arkadaş edinememe değil, benim yabancı arkadaşlarım da var. Sadece aramızda bir duvar var ve o duvar hani aramızda bir mesafe var ve birbirimizle gerektiğinden daha fazla şeyi paylaşmıyoruz, özelimize girmiyoruz. Saygılı bir şekilde yemeğini yiyorsun, günlük hayattan konuşuyorsun ve bunun ilerisine gidip daha yakınlaşmıyorsun. Birbirine işte küçüklük anılarından bahsetmiyorsun, okulundan bahsetmiyorsun. Bence buradaki insanların sıcak olması ve içten olması mümkün. Bu da partilerde içerek sağlanıyor. Ben bir sene önce Instagram'dan Slovak bir kızla tanıştım. Onunla da Amerika'da aynı yerde çalışmışız work and travel yaparken. Oradan böyle konuştuk, tanıştık. Daha sonrasında buluşalım dedik. İlk buluşmada değil ama ikinci buluşmada ben bu kıza sarılmak istedim. Kız böyle dümdüz duruyordu. Ve kendimi çok garip hissettim. Çünkü kız yani sarılmak istemiyor ve ben sarılıyorum. Ben de ne yapsam bilemedim, öyle çekildim hemen daha sonrasında. Normal devam ettik. Ama burada yaşamak, burada arkadaş edinmek bana biraz bunu öğretti. Biraz mesafemi koruyup ve belli bir sınırı geçmeyip buradakiler için. O sınırda kalmak ve mesafemi koruyup bunları yapmaya çalışıyorum. İnsanlar partilere gidip orada hani içip o şekilde samimi oluyor dedim ya. Gerçekten bir parti kültürü var bence burada. En azından gençler için. Oralarda insanlar samimi oluyor. Şöyle yapayım, evet. Ama partiye gitmek bana göre değil. Hangi renkleri kullandığımı unuttum konuşurken. Tabii bir de konser ve festivalleri seviyorum ama bence onlar ayrı. Ama benim şöyle bir problemim var. Ben yüksek sese karşı çok ama çok duyarlıyım. Kulaklarım gerçekten hassas ve ben kapalı alanlardaki hiçbir konsere gidemiyorum. Kulaklarımı kapatmak zorunda kalıyorum. Haziran ayında Rammstein konserine gidiyorum. Ama açık havada olduğu için ve yerimiz hoparlörlerden çok uzak olduğu için sıkıntı olmayacak. Eyeliner'ı ben yine farla çekeceğim. Çünkü güzel eyeliner çekemiyorum. Böyle oldu. Geçen Eylül ayında bir yerden dönüyorduk. Havaalanındaydık. Bu da işte bizi dışarı aldılar. Uçağa binecektik ama uçak daha önceki yolcularını indiriyordu. Biz de aynı uçağın karşısındaki sırada uçağa binmeyi bekliyorduk ama uçak henüz park etmemişti. Yolcular da inmemişti. Uçağın park etmesini beklerken uçak yani size anlatamam nasıl bir ses çıkarıyor. Ama çok kötü yani, ben dayanamıyorum. Öyle bir ses çıkardı ki kulaklarımı kapatıyorum ve diğer 80-90 insan dümdüz duruyor, hiçbir şey yapmıyor. O kadar ses çıkarmıyor herhalde. Yani orada çok zor dayandım. Orada bile uçağı beklerken. Hani yapacak bir şey de yok. Geri de gidemezsin, dönemezsin. Kirpik kıvırıcı kullanmıyorum çünkü diğer odada unuttum. Bu arada Rammstein demişken metal müzik, rock müzik dinlemeyi severim aslında. Her türlü müzik dinlemeyi severim. Kulağıma hoş gelen. Kenarları çok uzun olunca sevmiyorum maskaranın. Bu arada ben sizinle erkek arkadaşımla tanışma hikayemi anlatmadım. Şimdi de her detayıyla anlatmak istemiyorum ama benim aslında erkek arkadaşımla tanışma hikayem de öyleydi. Çok garipti yani. Bana çok soğuktu en başta tanışırken. Ve ben çok şaşırmıştım. Biri hani neden bu kadar soğuk olabilir diye. Ama daha sonrasında daha çok konuştuğumuzda, karşılaştığımızda ortaya çıktı ki kendisi çok ama çok utangaçmış. Bu allığı da bir şekilde sürdüm. Konuşurken kendime bakıp herhangi bir şey yapmak çok zor. Ben normalde sağlıklı beslenme, spor, verimli sabah rutinlerim gibi bazı konularda videolar yapıyorum ve o videoları yapmak çok eğlenceli.
Çünkü kendi hayatımdan kesitleri sizlerle paylaşıyorum. Ve kendi sevdiğim şeyleri aslında paylaşıp göstermiş oluyorum. Bu tür videolar tam benim olayım değil aslında. Makyajlı konuşma videosu. Sadece bir denemek ve deneyip görmek için yaptım. Bu arada benim az ve öz makyaj malzemem vardır. Çünkü ben cilt bakımı ürünlerine yatırım yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü ben cilt bakımı ürünlerini cildime bir yatırım olarak görüyorum. Ama makyaj benim için aynı değil. O yüzden genelde aynı ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Ben bu ruju beğenmedim. Böyle kalsın ya, böyle kalsın. Zaten rujum birkaç saat içinde çıkıyor. Sonra yenilerken farklı bir ruj sürerim. Öyle sohbet ettim bir sizinle. Sohbetim sıkıcı mıydı? Eğlenceli miydi yoksa hiç olmamış mı? Yorumlarda yazarsanız. Çok sevinirim. Az önce makyajım bitti demiştim. Rujumu beğenmedim, sildim. Üstüme bir kot ceket. Altına siyah bir böyle bir bluz giydim Zara'dan. Onun altında da şöyle deri pembe bir pantolon var. Şöyle uzaktan göstermek istiyorum. Şu şekilde gözlüklerimi de taktım. Böyle bir çanta aldım. Bence fena olmadı. Ben hemen çıkıyoruz sanıyormuşum ama aslında hemen çıkmayıp evde burger yapıyormuşuz. Erkek arkadaşım marketten burger ekmeği almış. Onları ısıttık. Buzlukta da hazır burgerlerimiz vardı. O vejetaryen olduğu için brokolili burger yaptı kendine. Üstlerini de biraz yakmış. Ben de kendime bir tane et burger yapıyorum burada. Değiştirdim. Bunu aldım. Hava kararıyor sadece. Gözlüklerimi takamayacağım. Dışarı çıktık şimdi. Çantamı değiştirdim demiştim. Gözlüklerimi de evde bıraktım. Direkt kendi gözlüklerimi taktım. Hava birazdan kararacak. 8'de buluşacaktık. 8.15'e erteledik. Biz de geç kalıyorduk. Onlar da. Güzel gruplar ne zaman çıkıyor bilmiyorum ama aynı festival yarın da devam ediyor. Eğer gitmek istersek. Böyle bir otobüs var, hareket etmiyor ama içerisinde bir sürü insan var. Tram. Buranın bu kadar kalabalık olduğuna şu an inanmıyorum. Rüya sizce de bugün çok güzel olmamış mı? Çok sevimli. Festivalden biraz erken ayrıldık. Güzeldi ama o kadar çok kişi vardı ki biraz erken çıkmak istedik. Şehre geçiyoruz şimdi. Şimdi şehre geldik, bir yere geçeceğiz. Hepimiz yürüyoruz. Sokaklar dolu bugün. İyi akşamlar. Güzel bir cumartesi sabahından herkese günaydın. Uyandım, üstümü değiştirdim, kombinim bu şekilde.
Birazdan Kore marketine gideceğim. Denemek istediğim bazı atıştırmalıklar vardı ve her hafta aldığım dumplinglerden alacağım. Şimdi arabadayız. Kore marketine geçiyoruz. Kamerayı biraz fazla sallıyorum galiba. Taşlı yollardan geçiyoruz. Şu an saat 11.30. Biz ne zaman alışveriş yapacağız da eve geleceğiz? Ben öğle yemeğini hazırlayacağım. Daha sonra tekrardan dışarı çıkıp 3'te arkadaşımla buluşacağım. Yine maalesef yavaş hazırlandığım için biraz işler aksadı. Erkek arkadaşım müzik seçiyor şimdi. Son zamanlarda bir de Mirkelam'ın eski bir şarkısı var. Asuman Pansuman diye. Onu çok seviyor. Bir de Para Para Para'yı çok seviyor. Öyle Türk müziğini yavaş yavaş sevdiriyorum. Sağ ve sol sinyal sesine bakar mısınız ya? Hip hop. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Mario hayvan gibi bir muz aldı. İki kat büyük. Ne? Plantan. Burada böyle Türk ürünleri var ama çok az. Burada Ülker Dankek var. Burada da tahin helvası. Koska'nın. Ve Beton'un ürünleri. Ozma falan var. Diyabetik. Bunlar da Mevlana şekerleri, lokum. Üst tarafta da böyle ürünler var. Pop kekler. Şeker karambile var. Eti karammış pardon. Eti karambile var. Ama fiyatı pahalı bayağı. Böyle dürüm, zeytinler falan da var burada. Bayağı her şey var aslında. Ben şimdi eve geldim. Birazdan dışarı çıkacağım. Çıkmadan size bir Kore marketinden neler aldığımı göstermek istiyorum. Şu şekilde gyoza dumplingleri aldım. Bunlar Bibigo markasının. Ve evde yemek yapmadığım zamanlar bunlardan böyle 6-7 tane soya sosunun içerisinde tavada kızartıyorum ya da pişiriyorum diyeyim. Kızarmıyorlar çünkü yağda. Bu erkek arkadaşım için tofu olan. Bu kendim için etli olan. Bu da kendim için yine tavuklu olan. 3 tane bu şekilde aldım. Soya sosum bitmişti. Soya sosu aldım. Şöyle 10 tane deniz yosunu aldım. Deniz yosunuyla ne yapıyorsun diye soruyorsanız eğer tadı güzel oluyor yumurtayla beraber noodle'ların üstünde. Bazen de sadece atıştırmalık olarak yiyorum. Deniz yosununu seviyorum. Bunların üstüne pirinç, avokado koyup daha sonra soya sosuna batırarak da sushi benzeri bir şey yapmak mümkün oluyor. Şöyle Marmara Birliği'nin kuru sele, kurutulmuş doğal salamura siyah zeytininden aldım. Burada güzel zeytin bulmak, böyle zeytin bulmak çok ama çok zor. Şu şekilde erkek arkadaşımla ortak. Bu arada her şeyi erkek arkadaşımla ortak aldık. Ama böyle bir şeyi beraber denemek istedik. Siyah fasulyeden yapılmış soya içeceği. Ve mini bir kimchi aldım. Kore yemekleri yapmayı seviyorum. Bibimbap yapıyorum arada bir. Onun yanında kimchi güzel gidiyor yan yemek olarak. Erkek arkadaşım eti puf çok seviyor. Küçükken onların marketinde de köylerinde de Türk ürünleri gelirmiş hep. O da yani bizim eti, ülke ürünlerini biliyor. Bunu gördüğünde de böyle bir nostalji yaşadı. O yüzden bir tane eti puf aldık. Şöyle bir tatlı patatesli peynir yazıyor üzerinde ama cheesecake sanırım bu. Son olarak da böyle pirinç topları aldım. Bunları da suda haşlıyormuşuz. İçerilerinde de fıstık varmış. Buzlukta duruyor donmuş pirinç topları. Bu da sanırım Japonya'da Kore ürünü olması gerekiyor. Yani sırf aslında bir şey Kore ya da Japon ürünü olduğu için değil, bana ilginç ve değişik geldiği için alıp denemek istiyorum. Öyle bu kadar da aldığım ürünler. Birazdan hazırlanıp çıkacağım. Umarım dışarıda yağmur yağmaz ve gök gürüldemez. Şimdi arkadaşımla buluşmaya geçiyorum ama yağmur yağmaya başladı. Ve bunu bile bile yanıma yağmurluk almadım. O yüzden ıslanmaya mahkumum şu an.
da arkadaşımla buluştum. Biraz sohbet ediyoruz. Dışarıda yağmur yağıyor, o yüzden tam kafeye iyi denk geldim. Şimdi arkadaşımla buluştuk. O buluşmadan dönüyorum. Evde inmek yerine otobüsle eve birkaç durak önceden inip biraz yürüyüş yapmak istedim. Yağmur durdu çünkü. Herkese günaydın bir pazar sabahından. Ormana yürüyüşe çıktım. Bizim burada çok güzel bir orman var. Belki başka videolarda o ormanı görmüşsünüzdür bahar gelmeden önce. Az önce yüzüme bir sürü örümcek ağı takıldı. Çünkü bu yollar dar olduğu için. Hatta göstereyim şöyle. Bu taraftan bu tarafa böyle bir sürü örümcek ağı var. Ben de yüzüme saç takılıyor falan sandım ama gitmedi. Şimdi bir kafeye geldik. Ben böyle alkolsüz limonlu Radler sipariş ettim. O da biri aldı. Az önce böyle boş bir alan bulduk. Burada badminton oynarken arkamızda da iki tane at geldi. Onlar da orada takılıyordu. Şimdi eve dönüyorum. Evde matcha latte yapacağız. Daha sonrasında dışarı çıkıp bir bankta oturup ben kitap okuyacağım. Erkek arkadaşım da bilmiyorum ne yapacak. Bence böyle açık havaya karşı etrafta ağaçlar varken kruvasan yiyip ice latte hazırlamak güzel bir fikirdi. Hem de evde yaptık. O yüzden farklı bir yere gidip kahve almamız da gerekmedi. Çikolatayla süsledim etrafını. Güzel oldu. Ben biraz kitap okuyacağım. Erkek arkadaşım da podcast dinleyecek. Daha sonrasında havanın durumuna göre ya eve geçip edit yapacağım ya da biraz daha dışarıda takılırız sonuçta. Bugün pazar ve dinlenme günü. Bu akşamın yemeği ve yarının yemek porsiyonlarını hazırladık. 3 tanesi ballı hardallı somonlu benim için. O da kendine tofu kızarttı. 3 tanesi de tofulu. Bu şekilde ayırdık. Ben biraz daha az pilav koyuyorum kendime. Böyle oldu. Evde ne varsa ve bitirilmesi gereken neyse onu koyduk. Mesela turpları bitirmemiz gerekiyordu artık. Karışık sebze vardı buzlukta ve yer kaplıyordu. Onları koyduk. Avokadolar olgunlaşmıştı ve bozulacaktı. Kaşarların da bitmesi gerekiyordu. O yüzden mesela bu yaptığım kaselerin hepsi aslında buzdolabında ne varsa onlardan oldu. Sadece somonu düşünmüştüm. Bu şekilde. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, keyif aldıysanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.